Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Türkiye'nin en farklı İngilizce öğreten YouTube eğitim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Çağdaşın İngilizce Dil Okulu'nda cümle çevirisi yaparak, biz kendimiz yazarak İngilizcenin nasıl temelden itibaren C1 C2 seviyesine kadar öğrenilebileceğini az çok kurslarımızdan şahit oluyorsunuz arkadaşlar. Hem kurslarımızla birlikte hem de tabii YouTube'da yayınladığımız ücretsiz, sizler için yayınladığımız, ayırdığımız eğitim setleriyle birlikte, cümle kurma eğitimleriyle birlikte kendimize nasıl geliştireceğimizi artık biliyoruz. Türkiye'de unutulan bir sistemi biz buradan en azından YouTube'dan hatırlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. 80 bin aboneyi de geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizden dolayı, takiplerinizden dolayı. Bununla birlikte tabi bunun şerefine de yeni bir seriyi başlatalım dedik. Bu serimizin adı kısa ama etkili cümlelerle birlikte İngilizce cümle kuracağız arkadaşlar. Türkçeden İngilizceye Yine aynı sistem üzerinden ilerleyeceğiz. Yine bir sürü ayrıntıyla birlikte basit cümle gibi görünen ifadeleri, cümleleri, yapıları nasıl farklı bir şekilde İngilizceye aksettireceğiz. Bunu hep birlikte bu bölümle, bu seriyle birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Kurslarımızdan da zaten haberdarsınız. Eğer haberdar olmayanlar için de tekrar hatırlatalım. Bu videonun açıklama kısmında tüm kurslarımızın başlıklarına ulaşabilir arkadaşlar. Şunu da hatırlatayım. 1 Şubat'ta da kurslarımızın indirimine, büyük indirimine girmiş olacağız. Haydi bakalım birinci cümlemiz gelsin. Her bölümde 5 tane cümleyi birlikte çevireceğiz. Kısa ama öz cümlelerle birlikte az çok günlük hayata yansıyan cümlelerle birlikte bölümlerimizi bir bir geçeceğiz. Şimdi şöyle diyor. Bu gece sinemaya gitmektense evde kalmayı tercih ederim. Bir şey yapmaktansa bir şeyi tercih etmek anlamında kullandığımız prefer kalıbı var arkadaşlar. Onu kullanabilir. preferle birlikte rather deni birleştirebilirsiniz. Ya da preferle birlikte den'i birleştirebilirsiniz. Kalıplarımızı kurabilirsiniz. Ya da bu would prefer de olabilir tabii ki. Sadece prefer de olabilir. Ben burada would prefer'ı kullanacağım. Bir şeyi tercih ederim anlamında. Tercih etmek anlamında. Şöyle yapacağım aslında. Kalıbımız şu olacak. Would prefer Nokta 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 nokta. Tabi to ile birlikte girmek gerekiyor. To verb sıfırla yani to infinitif ile girmek gerekiyor. Sonra rather than'e ekliyorsunuz. Nokta nokta nokta. Rather than birlikte de unutmayın. To yok arkadaşlar. Sadece verb sıfırı kullanmış olacağı şöyle. Yani diyor ki. Şunu yapmaktansa. Bakın işaretliyorum. Şunu yapmaktansa. Şunu yapmayı tercih ederim. Şunu etmektense. Şunu etmeyi tercih ederim. Şeklinde. Yukarıdaki cümleye bakalım. Bu gece sinemaya gitmektense evde kalmayı tercih ederim. Aynısı. Şurada uyguladığımın aynısını yukarıdaki Türkçe cümlede vermiş. Basit bir şekilde hemen bunu yazalım. Yani magdan semektenseyi o zaman şuraya yazacağım değil mi? Hmm. Yani aslında İngilizcenin temel kuralı ya da bağdaşıyor. Şöyle bakın tercih ederim. Sondan çevirmeye başlıyoruz. Ben tercih ederim. Hmm. Would prefer yazdım. Aslında kısaltayım ben çok uzun yazmayı bu şekilde sevmiyorum. Şöyle diyeceğim. I, I'd şeklinde bakın. I'd prefer to siliyorum burayı. Tamamdır. Evet, evde kalmayı tercih ederim. I would prefer to stay at home. Stay at home. İşte bu kadar. Evde kalmayı tercih ederim. Evde kalmayı tercih ederim. Bir şey maktansa. Bilgisiz bir şekilde rather than'i getiriyoruz. Bu arada rather than'in than den ziyade Anlamı da var tabii ki. O şekilde de aklınıza gelirse yapabilirsin. Den ziyade, İşte şundan ziyade şunu yaparım. Aynısı bakın, maktan semektense den ziyade. Aynı anlam. Şimdi Redu'den de birlikte, şunu kullanacaksın sinemaya gitmek anlamında. Go to the cinema diyoruz. Ne zaman? Bu gece diyoruz. Tonight. Cümleyi kapatıyoruz. Çok mu zormuş arkadaşlar? Hayır. Would prefer ile birlikte rahatlıkla to infinity şöyle birleştirip bir şey yapmaktansa bir şey yapmayı tercih ederim şeklindeki temel kalıbı kurabiliriz. 2 Nüfusumuz son 25 yılda iki kat artmış. Şimdi güzel bir tense var burada aslında. Present perfect tense var. İki kat artmak anlamında fiilimiz çok kolay. Double fiili de birlikte kullanabiliriz. Aynı zamanda çift. 2 ikili anlamda da kullanılabilir tabii ki sıfat olarak. Fiil olarak da double yine kullanılabilir. İki kat anlamında kullanabiliriz. Şimdi önemli olan bence o değil. Önemli olan bu tensi, bu zamanı idrak edebilmek. Şöyle en önemli ifadesi zaman ifadesidir arkadaşlar. Bir tensi gördüğünüz zaman %90 o zaman ifadesini size bir şekilde o cümlede verir. Buradaki de şu son 25 yılda şöyle diyor aslında. Son 25 yılda 25 yıldır kademeli bir şekilde nüfus artıyor. Değil mi? Mesela geçmiş 25 yılda son 25 yılda karşılaştırıyor. iki kat artmış diyor mesela. Yani geçmişten günümüze son 25 yılda o süreçte 25 yıl içerisinde iki kat artmış nüfus. E duruyor mu? Hayır artmaya da devam ediyor gibi anlam çıkartabilirsiniz. Bu da bizi yakın geçmiş zamana götürmektedir. Ve aynı zamanda şöyle son 25 yılda dediği için burada ister in'i kullanın ister over'ı kullanın. Orada mutlaka son ifadesini kullanacağız. Yani aslında over the last 25 years şeklinde kullandığımız zaman son 25 yılda o süreci mutlaka vermiş oluruz. Present perfect tense yapacağız yani. Bizim nüfusumuz özne, özneyle başlıyoruz. Our population şöyle bizim nüfusumuz has kat artmak. Double, double diyoruz. Şu şekilde. İki kat arttı. İkiledi anlamında. Çiftlendi anlamında kullandık. Şu kaldı. Zaman ifadesi kaldı. Son 25 yılda diyeceğiz. İster inle verin ister overla verin. Overun aynı zamanda aşkındır anlamı da vardır. Mesela son 25 beş yıla aşkındır anlamında. Kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bir edattır tabii ki. Over the. Sonu da koyuyoruz. Last'ı koyuyoruz. Over the last. Twenty Şöyle tire çekiyorum. Five years diyorum. Cümleyi kapatıyorum. Bu şekilde. In the last da diyebilirdiniz tabii ki. In the last 25 years. Son 25 yılda nüfusumuz iki kat artmış şeklinde kullanabiliriz arkadaşlar. Aslında günümüze atıfta bulunuyor değil mi? E son 25 yıl olunca ne oluyor? Günümüzü de içerisine almış oluyor. Heh. İşte yakın geçmiş zaman. Yakın geçmiş zaman günümüzü de içerisine alabilecek bir geçmiş zaman olduğu zaman present perfect tense'i rahatlıkla rahat kullanabilirsiniz. Özneye göre değişmektedir yardımcı fiilimiz. Have ya da has artı fiilin üçüncü hali kullanılması gerekmektedir. Past participle hali gelecektir arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü cümlemiz. Sonuçlar olumluydu. Buna karşın onu ikna edemedik. Persuade fiilini kullanacağım burada. Şurada. Bence o fiilden çok burada dikkat etmemiz gereken nokta şu bir bağlaç gibi duran yapı. Aslında bağlaç değil. Bu bir zarf. Cümle zarf. İki cümle arasında kullanılabilecek. Aslında cümle içinde de değerlendireceğimiz güzel zarflardan bir tanesi. Olumsuz bir zarf gibi görünüyor. Buna karşın işte ya da şöyle de diyebilirsiniz. İşte buna rağmen ya da ancak diğer taraftan vesaire kalıplarla birlikte bunu verebiliyoruz. Bu en yaygın kullanılan zarf still zarfı ya da even so da kullanılabilir. However da kullanılabilir. Nonetheless, nevertheless bunlar da var arkadaşlar. Bunlar cümle zarfı olarak kullanılmaktadırlar. Hem iki cümle arasında gelebilir. Noktalı virgülden sonra virgülden sonra kullanılabilir. Hem de şu ikinci cümlenin içerisinde de rahatlıkla kullanılabilir. Rahatlıkla yer alabilir. İşte buna karşın ancak anlamlarında gelebilir ya da yine de anlamında gelebilir. Sonuçlar olumluydu. Basit bir pastelli to be fill birlikte yazalım. The results were olumlu anlamında favorable'ı kullanalım. Favorable olumluydu. Noktanı virgülü koydum. Buna karşın diyorum. Yazalım mı? Still'ı koyayım şöyle. Virgül. Still ya da even so ya da however nonetheless nevertheless koyulabilir. Virgülü koydum. Buna karşın onu ikna edemedik. Persuade fiilini kullanacağım burada. ikna edemedik anlamında ama bu şurada bir yapamama durumum var. Pastel kuduntu kullanacağım. Olumsuz. Kim? Biz. We couldn't modelını kullandım. We couldn't persuade. ikna edemedik. Kimi? Her ya da him fark etmez noktayı koyuyorum bu şekilde. Aslında her yazdığımız cümleden farklı bir kelime, farklı bir yapı alıyoruz. Burada da kullandığımız en önemli yapı da still zarfı olmuş oluyor. Dörde geldim. Biz onu cezalandırmak zorunda kaldık. Aksi takdirde, o burada da çok güzel bir aslında bağlaç var. O başka bir şey yapabilirdi. Aksi takdirde anlamında kullanmış. Aksi takdirde anlamında kullandığımız genellikle 3 tane bağlaç tarzında yapımız var. Bunlar, bunların en yaygın aslında otherwise. İkincisi or. Üçüncüsü de or else. Or'u da nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Veya anlamına da gelebilecek bir fend boys bağlacı değil mi? Connector'da. İki cümle arasında sadece kullanabiliyordu ve öncesinde mutlaka virgül alıyordu. Ha, burada da noktara virgül getirmiş. Sorun değil. Getirilebilir. Ben burada otherwise'ı kullanacağım. Daha sık kullanıldığı için. Bu anlamda. Aksi takdirde yoksa anlamlarında kullanılır. Bakın. Biz onu cezalandırmak zorunda kaldık. Şurada da zorunda kaldık anlamında. Pastelli zorunluluk. Bakın pastelli. Bir modal kullanacağım. Have to, has to'nun modeli pastelli had to modeli. Kim? Biz. We had to ile gireceksiniz. We had to. Cezalandırmak punish'ı kullanacağım. Him diyorum. Nokta virgül. We had to punish him. Biz onu cezalandırmak zorunda kaldık. Ne kadar sade, ne kadar özellikli bir cümle oldu. Otherwise diyorum. Virgülü koyuyorum. Aksi takdirde yoksa o başka bir şey yapabilirdi. Burada da ihtimal kullanmış. Yine ihtimallerde biz pastali kudu kullanabiliyoruz. Might'ı, may'i kullanabiliyoruz. Hatta might de çok iyi olur. da çok iyi olur. İhtimal dahilinde pastali. E bilirdi, abilirdi ama öyle bir şey yapmamış gibi he could do yapabilirdi. Başka bir şey something else var burada. Anything else ya da something else. Something else'ı kullanıyorum. Bir belgesiz zamirle birlikte else'ı kullanıyorum. Başka anlamına bu şekilde katıyorum. Başka bir şey dediğiniz zaman something else olmuş oluyor. Şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Belgesiz zamirlerle birlikte sıfat tamamısı kurduğunuz zaman hani güzel bir şey ya da işte kötü bir yer dediğiniz zaman orada ile birlikte kullanırsınız. Ters çevirip yazmanız gerekmektedir. Normal sıfat tamamlamasından önce sıfat sonra isim yazılıyor. Bunlar da tamamen farklı. Tam tersi. Bunlar da önce belgisiz zamir sonra sıfat kullanılmış oluyor. Bunu da hatırlatayım. Burada ne öğrendik? Had to modelini kullandık. Zorundaydık. Zorunda kaldık anlamında. Gerekiyorduk anlamında kullanmış. Punish fiili zaten cezalandırmak. Otherwise'ı kullandık. Yoksa aksi takdirde anlamında. Bunun yerine or ya da or else de kullanılabilirdi. Bunu tekrardan hatırlatayım. Son cümleye geldim. Soyguncular sadece etrafa ateş etmediler. Aynı zamanda her şeyi yerle bir ettiler. Burada çok güzel bir paralellik ifadesi veren yapı var. Şöyle sadece etmediler sadece değil. Aynı zamanda şu şu şu. Şöyle bir farklı renk boyayalım. Hı. Sadece nokta nokta değil aynı zamanda şu 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 şeklinde de kullandığımız yapı not only but also yapısı ya da not only but as well yapısı ya da not only but dersiniz özne koyarsınız also'yu cümle içine entegre edersiniz. 3-4 tane farklı versiyonu var arkadaşlar ama en yaygını not only but also. Bu yüklemi de destekleyebilir. Bu cümle başında gelip özneyle ile birlikte kullandığınız zaman da desteklenebilir. Bu zarfı da destekleyebilir. Bu sıfatı da destekleyebilir. Ne anlatmak istiyorsanız. Şimdi soyguncular. Şöyle diyelim. The robber soyguncular. Ne yapmadılar? Şimdi bakın neyi destekliyor bu? Aynı zamanda yerle bir ettiler, dağıttılar fiili. Sadece Ateş etmediler. Heh, fiili. Yani yüklemi destekliyor. Yani yüklemlerden önce kullanmam gerekiyor. Neyi destekliyorsa onlardan hemen önce kullanın. The rubber not only not only ateş etmek shot kullanalım. Etrafa shot around. Shot yazacağım şöyle. The rubber not only shot around Soyguncular sadece etraf ateş etmediler. Virgül koymayalım. Around. But also her şeyi yerle bir ettiler, Her şeyi dağıtlar anlamında kullanacağım. Crash'ı kullanalım. Crashed every thing, everything diyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Hemen tekrardan hatırlatayım sizlere. Ne yapabilirdik başka? Zaten Adonlu çok fazla yerin değişmiyor. Şöyle kırmızıya boyuyorum. Şöyle ayırıyorum. Birinci cümle şu. Yapı bu. Özne ortaklığı olduğu için ikinci yapıya but'la birlikte fiille başladım. Özne ortaklığı var. But also ile devam ettim. But also crashed everything dedim. Şunu da diyebilirdim. Also'yu buradan silerdim. But crashed everything as well derdim. Bu şekilde de kullanabilirdim. Paralellik ifadesi veren yapılardır bunlar. Başka ne var? both and var değil mi? Hem hem de anlamında kullanabileceğimiz. Ya da either or var. Ya nokta nokta ya da anlamında kullanabileceğimiz. Ya da neither nor var. Ne nokta nokta ne de anlamında kullanabiliriz. Paralellik ifadesi veren bir de not pat var. Şunu şu değil ama şu şu şeklinde bir yerden feragat edip bir yerden kazanıyor gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da paralellik ifadesi veren yapılardır. Bağlaç gibi ya da cümle zarfı gibi cümle içinde bu şekilde kullanılabilirler. Tekrardan özetine geçeyim arkadaşlar. İkinci bölümde tekrardan görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Videomuzu da beğenelim. Bize destek verdiğiniz zamanlarda bizim moralimiz çok daha fazla oluyor. E moralimiz artınca da yeni serilerimiz sürekli peş peşe geliyor. Tekrardan görüşmek üzere.